Hayvanlar dünyasının güçlü kralı aslan bir gün hastalanmış. Başı ağrıyormuş ama bu öyle sıradan bir baş ağrısı değilmiş. Gözlerinde şimşekler çakıyor, beyninin içinde sanki volkanlar patlıyormuş. Aslan kralın yardımcıları hemen ormanların bilge doktoru ayıyı çağırmışlar. Ayı aslanı kontrol ettikten sonra "Başını bir örtüyle sıkıca bağlayın ama herhangi bir kumaş olmaz, ipek olacak." Sonra önüne bir kavanoz bal koyun. Yiyebildiği kadar yesin, kalanını da bana getirin demiş. Dediklerini yapmışlar. Aslanın bal yiyecek hali mi varmış? Balın neredeyse tamamı ayıya kalmış. Ayı bala çok sevinmiş ama aslan iyileşememiş. Sonunda aslan dört çevik tavşanı huzuruna çağırmış. Dört yöne doğru gücünüz yettiğince koşun. Hasta olduğumu duyurun. Benim derdime çare olacak, bana deva olacak her kimse tez elden koşup gelsin demiş. Ormanın bütün hayvanları aslanın yardımına koşmuşlar. Herkes başka bir şey yapmasını öneriyormuş. Aslan önüne konulan her ilacı içiyor, her söyleneni yapıyormuş ama başının ağrısı bir türlü geçmiyormuş. Bir gün çevresinde tilkiyi göremediğini fark etmiş. Tilki nerede? Ona söylenmedi mi benim hasta olduğum? Tilkinin düşmanı kurt bu fırsatı kaçırmamış. Söylenmez olur mu Haşmetli Kralım? Hem de ben söyledim. Gel beraber aziz kralımızın derdine bir çare bulalım dedim. Ama bana ne dese beğenirsiniz? Ben o yaşlı moruğun kaprisleriyle uğraşamam. Gebersin gitsin. Ya işte böyle dedi. Aslan kral öyle kızmış, öyle kızmış ki Öfkeyle öyle bir haykırmış ki yakındaki üç ağaç devrilmiş. Çabuk buraya getirin o soysuzu ama canlı getirin demiş. Hayvanlar tilkiyi ininde yakalayıp aslanın huzuruna çıkarmışlar. Seni gidi hain tilki seni demiş aslan kral. Bu kurdun söyledikleri doğru mu? Tilki rüzgara tutulmuş söğüt yaprağı gibi tir tir titriyormuş. Asla kralım ben öyle bir şey söyler miyim hiç? Peki, şimdiye kadar neden gelmedin? Sizin için ilaç arıyordum yüce kralım. Dünyayı dolaşıyordum ilaç için. Peki, ilaç bulabildin mi bana? Evet kralım. Bir kurdun tüylerini kaynatıp ebegümeci köküyle karıştırıp başınıza sürmeniz gerekiyormuş. Aslan adamlarına hemen kurdun tüylerini kesmesine emretmiş. Tüyler kaynatılmış, ebegümeci köküyle karıştırılıp yapılan ilaç kralın başına sürülmüş. Bu ilaç kralı iyileştirmiş mi bilemiyoruz ama kendi kazdığı kuyuya düşen kurdun kırkılmış tüyleri yüzünden utanç içinde ormandan ayrıldığını bir daha da kimseye görünmediğini çok iyi biliyoruz. Tilkiye kötülük yapmak isteyen kurt böylece cezasını bulmuş.''